Ne oldu? Arkayı tekerden Dur kenara geçeyim, gel şöyle. Lastiğin patlak senin. Hadi be. Bayağı lastik patlak. Berkan, Saliha'nın arka lastik patlamış. Saliha. Salihan arka lastik patlamış. Aynen, durduk biz. Şeyi, gözlemecinin oradayız. Tamam, bak bir dakika. Söyledim ben. Bayağı gidik. Güzel yarılmış. Yani kısa sürede de inmiş çünkü bu. Abi sende sprey var mı? Var. Ha? Var. Helal. Fayda sağlayacak mı? Vallahi çok büyük bir şey. O bayağı çivi gibi bir şey o galiba ya. Çivi girmiş. Çıkarma ama. Saliha'nın lastiği patlamış. Biz gözlemlerken de inmiş baya. Yolda ilk giderken fark ettik, yani baya inmiş. Çivi girmiş. Şu an İbrahim Hoca Saliha'nın motoru aldı. Patlak lastikle çıkıyor. Biz de şu an sürüşün devamını gerçekleştiriyoruz bir yandan. Adam usta ya. Hani lastiği olmasa da yine aynı hızda sürer herhalde. Arka lastik olması en azından bir nebze daha avantajlı gibi geliyor bana. Ön lastik çünkü çok kontrol için gerekli. Yani bu arkanın tutuşu sıkıntı olur ama en azından yön verme konusunda çok da tehlikeli olmaz. Bu arada Saliha'nın motorunda plaka yok. Yani İbrahim Hoca'nın motorunda plak yok. Yolda düştü mü acaba ya? Neyse, ben bir detaydan bahsediyordum. Hazır yollar biraz sakinken ondan bahsedeyim. Bugünkü sürüşümüz Hero Motor Türkiye tarafından aslında finanse edildi. Enduro Park Motosiklet Eğitim Merkezi'nden İbrahim Hoca eşliğinde Hero X-Pulse'lar kullanılarak bir motosiklet eğitimi, bir motosiklet arazi parkur eğitimi verildi bize. Hala da veriliyor aslında. Burada önemli bir detay var. Normalde İbrahim Hoca bu 2 veya 4 zamanlı spesyal motor denilen ve sadece arazi odaklı kullanılan motorlarla normalde eğitim veriliyor Enduro Park'ta. Ama Hero Motor Türkiye sağ olsun bize kendi motorlarımızla, hocamızla dahil olmak üzere bir enduro, hani enduro olmasa da en azından arazi kullanımına bağlı olarak arazi kullanımı temalı bir eğitim aslında verildi bize bugün. Bu benim çok istediğim bir şeydi aslında. Hani o yüzden duyunca da çok sevindim açıkçası. Katılım da gayet iyi. Normalde 10 kişilik kontenjan vardı. 3 kişi gelemedi. Ama 7-8 kişilik bir ekiple gayet güzel bir sürüş yapıyoruz şu anda. Ve görünen o ki usta elinde lastik patlakmış, şişikmiş fark etmiyor. İbrahim Hoca'yı yardırdı gidiyor şu anda. Amanın. Şu kalkan dumandan zemini bazen zor görüyorum ya. Heh. Ne derler, çok sinematik bir görüntü. Işık süzmesi, toz dumanı.
Bugün aynı zamanda, bu arada hazır yoldayken bahsedeyim, 14 işçiye değişimimin arazide benim açımdan bir sıkıntı olmadığını söylemiştim önceki videomda. Eğer şu an gidiyor olduğumuz yol arazi ise hala sıkıntı yok. Ama bir nokta vardı. Orayı kaydettim, emin değilim ama gösteririm. O noktada yani çok dik bir yokuş çıktık. Ve o sırada ben ayaklarımla motoru itmek zorunda kaldım. Ve eğer ayaklarımla motoru itmeseydim büyük ihtimalle çıkartamayacaktım. Çünkü hani o dişlinin büyük olması gerçekten acayip büyük bir dezavantaj yarattı. Yani bu piston sanki yok artık ben gitmeyeceğim, sen git beni bırak falan dedi. Hani şey, dişli büyük olduğu için önde yani motorun gücü yetmedi o pistonu hareket ettirmeye yeterince. Ve gerçekten neredeyse durma noktasına geliyordum. Ayaklarımla falan ittirerek bir destek oldum motora. Yoksa muhtemelen kalacaktım. Bir de motosiklet de var. Ya, hani yine çıktı mı çıkılıyor, fakat motorun da ağır olması da bir etken. Sonuçta ağırlık faktörü değiştiriyor motorun çekişini. O yüzden eğer gerçekten çok dik ivmeli yokuşlarda kullanacaksanız motosikletinizi, eğer mesela motosiklet kullanma amacınız gerçekten ciddi dik yokuşlardan çıkmak olacak ise arazi koşullarında, 14 dişliyi kesinlikle önermem size. Ama genelde uzun yolda ya da daha basit, daha medium parkurlara erişecekseniz 14 dişliyle beraber arazi yapılabiliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı gerçekten çok dik rampalara geldiği zaman oluşuyor. Yani muhtemelen ben Aydos'a zorlamam şu anda. Aydos'taki o dik yokuşları. Ama o dik yokuşlar olmadan da iyi kötü yine sürülebilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani motorumu hafifletirsem yine sürülür mü? Sürülür. Yani sonuçta Orhan hocamızın da motorunda 14 dişli var. Hani kaldığı yerden mesela aldı çıkarttı motosikleti. Yani bir şekilde çıkıyor buradan. Tabii ki hakimiyet önemli motosiklete. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum sadece. 14 dişli taktıktan sonra böyle gerçekten zor bir arazi koşulunda araziye girdiğiniz zaman hani vay efendim bu artık çıkmıyor falan, hani bekleyeceğiniz bir şey olsun. Çok da rahat çıkmayacak. Neyse, her şey bir kenara. Şu an X-Pulse'lar halinde şöyle dumanları tüttüre tüttüre gidiyor olmak acayip keyifli ya. Çok güzel bir görüntü var şu anda. Acayip keyifli. Kadir'in tozları sağ olsun ya da Berkan'ımızın kırmızı, agresif, rally kitli, dişli lastikli motoru sağ olsun. Güzel tozluyorum arkada. Şunu bir yetişeyim. Oo, ne gelmiş ya? BMW mi o? Vallahi BMW. Yani İstanbul'da da şöyle tozlu bir BMW gördüm ya. Şu lastiği göstereceğim size. Yani gerçekten patlak bir lastik. Bilmiyorum rahat görülebiliyor mu ama çok da yaklaşmak istemiyorum. Yani arka gerçekten yalpalaya yalpalaya gidiyor şu anda.
Ağzımda toz tadı var hala ya. Ben Artun York. Artık şekil ve imaj değiştirme kararı aldım. Çok yakışıklıydım, eşim kıskanıyordu. Ne abi? Aynen. Ne yaptın abi? Taktın aynaları geri. Evet abi, aynalarımızı taktık. Motorumuz çok kirlendi. İnşallah burada da yıkayabilecek miyiz Yunus Bey? Müsaade olacak mı bize şurada yıkasak motoru? Abi beni çekme, çekme beni. Beni çek. Berkan abinin boyu kısalmış. En son gördüğümde daha uzun sanki. Vallahi bilemiyorum ya, motordan mı olur, nereden de. Oğlum Şahin Usta ya, herif moralim bozdu. Ne diyor ki Şahin Usta? Boyun kısalmış. Sen diyor boyun kısa, sen rally kit kullanamazsın. Berkan, sana şimdi bir şey soracağım. Bana çok sorulan bir soru. Sen büyük ihtimalle daha net bir şekilde cevaplarsın şu anda. Abi önceden sen 2 valve kullanıyordun. Evet. Şu an 4 valve kullanıyorsun. Böyle bir geçiş mantıklı mı? Önerir misin? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben 2 valve'i arazide bu kadar aktif hiç kullanmadım. Bu motoru aldığımdan beri %60-70 arazide kullanıyorum. 2 valve'i daha çok yolda kullandım. Gözlemlediğim kadarıyla ben şimdi bugün şeyi de denedim bunda. Hani ikinci viteste çoğu yokuşu ikinci viteste çıkmayı denedim. Bayılacak mı, çıkacak mı, çıkmayacak mı diye. Muhtemelen biraz arka dişiden kaynaklanıyor. Biraz da o valve'in artmasından dolayı alta verilmiş olan o güçten kaynaklı. Mesela ikinci viteslerde çoğu şey yolu çıktı. Biraz daha torklu gibi mi hissettin? Torklu gibi hissettirdi. Evet. Yani iki valve'a göre daha torklu. Aynen abi. Hani bayılayım, bire düşeyim gibi bir şey hiç hissetmedim. Bence fark var diyebilirim. Zaten sesinden de az buçuk belli oluyor yani çalışması. Evet, sesi hakikaten farklı. Ama tabii burada çok böyle atla deve bir fark kesinlikle beklememek lazım. Ama yine de fark var. Yok değil. Ekstra olarak bende rally kit var. Biraz da ondan bahsedeyim. Normalde bunu hep uzun boylu arkadaşlarımız kullanıyor rally kiti ama. Yani nedense uzun boylunun biri taktırmış zamanında. Evet, yok. Abi. Benim 1.80 boyum var. Yok benim posterim böyle, yürüme mesafemde oturuyorum falan. Abi ben şimdi normalde 1.75 görme mesafem. Bunu oturduğum zaman 2 metreden görüyor oluyorum. Aslında uzun olmak çok da iyi bir şey değilmiş. Onu fark etmiş oldum. O kadar görmeye gerek yok. Şaka peki, bir yana. Peki müsaade, boyun kaçtı abisin? Abi ben 1.75 boyundayım. Tamam, müsaadenle şuradan bir çekeceğim. Buradan Şahin Usta'ma selam olsun. Beni çok uyardı. Yani şu anda abi iki ayağım parmak ucuma değiyor. Tabii ki bu çok konforlu bir oturuş değil. Yani özellikle trafik olduğu yerde çok konforlu değil. Tedirgin hissettiriyor. Ama tabii arazide bunun faydasını görüyorsun abi. Yerden yüksek olmanın. Yani alıştıktan sonra biraz daha iyi mi geldi rally? Evet. Mesela şey yani algısı şöyle... da var. Hani boya endeksli olarak arazide kullanım daha zorlaşır mı? Yere erişim azaldığı zaman. Abi öyle şöyle, bir algı da var. Şöyle söyleyeyim. Ben Multistrada 950'm vardı ekstra. Tamamen aynı sel yüksekliğinde oldu şu anda. Yani benim parmak uçlarım onda da öyle değiyor yere. Bunda da o şekilde. Yani yarın öbür gün da biraz enduro bir motor aldığın zaman da bu boya erişecek aslında. Genel olarak rally kitten çok memnunum. Özetle. İki valve'i çok fazla hatırlayamıyorum ama dediğim gibi birçok yerde böyle araba sollarken özellikle sorun yaşadığım olmuştu. Bayılıyordu. Çok aşağıdan da alsam gücü. Bugün bunu arazide denemiş oldum aslında. Daha 1000 kilometredeyim bununla. 1500 kilometredeyim. Daha dolu dolu geliyor. Arkadaşların test etmesini isterim. Yani düşünen arkadaşlar varsa muhakkak bir test etsinler. Aynen, tabii ki en güzel kıstas kıyas evet, yapılarak yapılır. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sevgili Kadir Akyüz, bize çok kaliteli demirleri sağlayan, offroad konusunda sınırları zorlayan, tepe, bayır affetmeyen
Ve aynı zamanda İstanbul'da özellikle gözleme için çok fazla gelmeyi seven bir Euroexpress kullanıcısı. Aynı zamanda yanlışım yoksa da Facebook grubundaki en eski üyelerden biri olabilirsin evet, diye ben tahmin evet, ediyorum. Kaçıncı evet. üyesin hatırlıyor musun? Aslında ilk girenler dedim. Öyle mi? Tabii. İlk 5'tesin hatta. İlk 3. Volkan abi kurarken zaten yaklaşık 30 kişi veya 40 kişi falandık. İlklerdeydim aynen. Hatta ilk uzun tur deneyimi yapan da bendim Euroexpress. Çok iyi abi. O zaman fikir, düşünce ve tecrübelerin yani son evet. derece kıymetli. Şimdi, aynen. Şimdi nereden Enduro'ya başladım? İlk önce ondan başlayayım. Küçük hacimli motosikletleri seviyorum. Bana nedense daha pratik, daha ergonomik geliyor. Xpass 200'ü görünce de hoşuma gitti açıkçası. Yani Xpass 200'e yola çıkma sebebim yani fiyat performans olarak gördüm. Sağlam, dayanıklı olduğunu gördüm. Hatta bir rodaj süresince bir denedim, test ettim. Yolda, arazide sağlam mı acaba, bir yerlerinde bir problem yaşar mıyım gibi. Sorunsuz, bütünlüğünü koruyan bir motosiklet olarak gördüğüm için dedim ben bundan bir Trabzon'a giderim. Gayet de memnun gittim. Memnundum ama arazide işte birinci vites kısaydı. Kızdın sandık. İrkiller gibi. Evet. Çok mu yükselttim sesi birden? Ama işte arazide birazcık ikinci vitesin alt devirleri boş geldi. İşte birinci vites kısa. Zaten Hero'ların vites oranlamaları çok kısa. O zaman işte zaten biliyorsun Hindistan'da ilk yağ soğutmalı açıklandığında orada bir beygir kayıp olmuştu. Evet, aynen. BS6'larda evet. bir kayıp beygirimiz var. Hatta Hintli kullanıcılar da bundan yana bayağı bir şikayette bulunuldu. Doğru hatırlıyorum. Hindistanlı evet. mühendisler tabii birazcık daha çalıştı. İşte subapları arttırdı. Egzoz yapısını değiştirdi derken işte arka dişlilerle oynamışlar biraz. Yani biraz uzun yola da gittiğim için yani yağ soğutma da bana böyle avantajlı geldi. Yani 20 bin kilometre 2W'yle yol yaptıktan sonra artık yollarımı ayırdım onunla. 4W'yi aldım. Tabii rally kiti de aldım. Rally kiti aslında 2W'de de alacaktım ama o zaman tabii Türkiye'ye pek getirilmedi galiba o. Evet doğru, 2W'nin çıktığı zamanda rally kit yoktu. Rally kit yoktu evet. Showroom'da hatta vardı böyle biraz fiyat olarak biraz yukarıda kalıyor diye çalışmalar yapmaya çalıştılar herhalde. Evet. Ama işte gene yani kabul edilebilir seviyede tutarak rally kesinlikle. Kitli getirdiler ve evet. direkt rally kit olarak aldım. Çünkü artık araziyi öğrendim. Boyumunda yani parmak uçlarımla basabiliyorum. Ben 1.73 boylarındayım. Parmak uçlarımla da bassam bir sorun yaşamıyorum. Yani gidişinden, çekişinden ve alt devirlerin daha dolu olmasından daha memnunum. Yani iki valfin belki de ilk kullandığın zaman, iki valfi kullanıyorken fark etmediğin, dört valfe geçince fark ettiğin, bazı boşlukları doldurdu mu dört? Aynen. Mesela ses olarak da çok daha güzel, lineer çalışıyor dört valfliler. İki subaplılarda birazcık daha böyle hani biraz şıkırtılı bir çalışma huyu vardı onun. Doğru, yani. Evet. Birçok kişi de hatta grupta da yazıyordu ama herhangi bir anormal bir durum değildi ama yani yapısından dolayı biraz şıkırtılı çalışıyordu. 4 valfliler gayet güzel. Yani o kadar yol yaptım. Hatta 4 VM şu anda 7500 kilometrede. Yani 3-4 ay önce aldım yani düşün. Yani eşimle artçılı da çok dolaştım ben bu sene. O kadar İstanbul'a gözleme yemeye gelirsen sürekli. Tabii İstanbul'a geliyoruz, bir gözlemeyle kandırıyor arkadaşlar bizi falan. Yani bayağı bir dolaştım. Yani memnunum. Ön far çok güzel. Ön far evet, bir de çok iyi. Türkiye'de ilk satışa sunuldu diyorum. Aynen. Hindistan'da da kıskanırlar bizim ön farı. Sürekli evet. sordular. Ya bu ön far nedir? Çıldırdı adamlar. Aslında kısa fardan memnunduk 2W'de ama hani uzunu çok varla yok arası noktasal, bir şeydi. Noktasal. Tabii çok kötüydü. Şimdi yani arabalarla yan yana giderken kıyaslıyorum. Yani neredeyse evet. bir otomobilin aydınlattığı kadar güzel bir aydınlatması var. Kesinlikle güzel aydınlatıyor. Aydınlatmadan çok çok memnunum. Yani iki vakti mesela ben karanlık yolda giderken şey ledleri açıyorum. Yani güvende hissetmek için ya da kendimi evet, daha görünür evet. kılmak için o ledleri sürekli açarım ben. Ama yeni motorda hakikaten çok daha iyi. Yani onu ben de çok yapardım mesela. Yani görünürlük dediğin gibi bir motosikletçinin en çok acaba görünüyor muyum problemi vardır hep. Rally kit'te beğendiğim yönlerden biri de ön amortisörde geri tepme ve ön evet. yükleme ayarı var. Bakın önde 26 kademe var. Değiştirebiliyorsun yani. Yani ağırlığınıza, cüssenize, yapınıza göre veya arazi koşullarına göre, yol koşullarına göre daha fazla bir çalışma ayarı yapabilmesi çok güzel. Arkada da gene standart amortisöre göre ekstra bir ayar daha var. O da geri tepme ayarı. O da 3 veya bildiğim kadarıyla 4 kademe olması lazım. Hard veya soft olarak ayarlayabiliyorsunuz.
2V'ye de yapabilirsiniz rally kit. Boyunuza güveniyorsanız veya biraz araziyi biliyorsanız ve uzun boyluysanız bence rally kit alınabilir. Yani 1.75 üzeri çok rahat kullanabilir diye düşünüyorum rally kiti. Yani ağır bir motor olmasına rağmen dengeli zaten. Hani bir işte rally kiti takınca bir afallattırmıyor yani. Üzerindeyken gayet güzel dengesini koruyor. Herhangi bir o konuda da sorun yaşamıyoruz. Süper abi, eyvallah. Peki bugünün hakkında kısaca bir özet. Valla bugün çok keyifliydi. Değil gerçekten mi? Çok hakikaten güzeldi. Güzeldi ya. Yani bir uzmanın önderliğinde böyle bir yola çıkmak çok çok daha iyi. Yani insanlar işte bizim gibi işte yeni giriş yapanlar, araziyi bilmeyen insanlar için böyle bir yola girmek güzeldi. Ben çok keyif aldım açıkçası. Güzel de rotalar yaptık. Ya çünkü mesela sen araziye meraklısın. Ben de kendimce meraklıyım. Hani iyi kötü girip kendimce bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ya da mesela seninle en son sürdüğümüzde sen bilgilerini paylaşıyorsun. Herkesin birbirine faydası oluyormuş. Bugün mesela ortak paydada bir uzman vardı. Hani evet bize... aynen öyle. Çünkü ben aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. Dediğin gibi bireysel olarak güvenemiyorsun. Ve tek başına gidemiyorsun araziye. Aslında benim de araziye birazcık daha çıkmamı sağlayan gene farklı endurocularda. Bunlar benden daha uzmandılar. Onlardan birazcık bir şeyler kaptık. Ama tabii bir eğitmen gözetiminde de araziye çıkmak çok çok daha güzel aynen. oldu. Aynen. Hani sürekli yeni bilgi yani ediniyorsun. Eksiklerimizi öğrendik. İşi teoride de öğrendik. Teknikte de öğrendik. Bence çok güzel bir gün oldu. Hatta ben ilk gruba girdiğim zaman seninle iletişime geçmiştim. Bu yaptığın demirler dolayısıyla bir de sana soru sormuştum. Hani ne yapmam gerekiyor, ne yapılır? Sen şey demiştin, bol bol gruplara katıl. Grup sürüşlerine bol bol katıl, araziye çık falan demiştin. Evet, aynen öyle. Hakikaten faydası oluyor. Bireysel olarak... Hadi be, hocam görüşürüz. Bireysel olarak yani araziye girmek çok daha böyle bir tedirginlik yaratabilir. Ama işte birkaç kişiyle çıktığınız zaman hem bir şeyler kapıyorsunuz, onlardan bir şeyler kapıyorsunuz. Motorun limitlerini öğreniyorsunuz. Kullandığınız motosiklete olan hakimiyetiniz artıyor. Yani bu konuda da işte arkadaşlara tavsiyemdir. Yani bilinçli arkadaşlarla araziye çıkın. İşte uzun yol sürüşleri de olur, arazi sürüşleri olur. Bir şeyler kaparsınız, hakimiyetiniz artar. Motosikletin limitini bilirsiniz. Motosikletinizden de keyif alırsınız. Teşekkür ederim. Ne demek? Var mı son sözüm? Artıncım. Son sözüm... gözlemeyin. Etkinliklere arkadaşlar etkinliklere katılmaya çalışın. Güzel aktiviteler oluyor. Burada bir sosyalleşme oluyor. Hani fikir alışverişleri oluyor. Çok güzel fikir alışverişleri. Evet, güzel proaktif de bir grup aslında etkinlik tabii, konusunda. Tabii tabii çok güzel oluyor. Yani yani farklı insanlarla tanışıyorsun. Berkan sağ olsun tabii. Mesela ilk bir ön ayak oluyor en azından yani bir. Yani Berkan biliyorsun zaten yöneticilerden aynen. ve grubu da kuranlardan biri ama çok da aktif biri. Yani böyle grubu kurdum kenara çekildim kafasında değil. Yani değil, evet. koşturuyor. Elinden geldiğince de bir şey bir değer katmaya çalışıyor. Güzel oluyor bence. Yani ben de böyle aktif grupları çok severim. Salih abi benim sana sormak istediğim bir şey var. Hero Expo'da sen Hindistan'da tanıştın. Orada hı-hı. bir süre kullandın. Hindistan'da kullandıktan sonra mesela Hero Expo'da burada da kullandın. Hani nasıl? Şöyle söyleyeyim. İlk başta ben Hero Expo'da nasıl tanıştığımı söyleyeyim. Hero Expo'su ilk defa senin Instagram'ında gördüm. X-Pulse'a benzemiyor. Daha öncesinden duymamıştım böyle bir motor olduğunu. İlk defa Instagram'da karşıma çıktı. Sonrasında Hindistan'da bir tur planlarken hangi motoru kullanabilirim gibisinden araştırma yapıyorken seçenekler arasında X-Pulse da vardı. Çünkü birazcık daha bütçe anlamında daha kolaydı onu almak. İkinci el olarak bir standart X-Pulse aldım orada. İki vakti değil mi aldın? Beyaz renk. Aynen. 3 ay boyunca yaklaşık o motoru kullandım. Kullandığım bölgeler hep böyle hani minimum 3500 metrenin üstündeydi. 5000 metre yüksekliğinde, 5000'in üzerinde. Ciddi rakımlar aslında bunlar da. Aynen. Ve bana birisi şey söylemişti. Hindistan'da motor almayı düşündüğüm birisi. Dedi ki bu yükseklikte bu motor seni yolda bırakabilir. 4 valfli olanını düşün demişti. Onu alamadım. 2 valfli olanı aldım ve hakikaten beklentim ya belki de beklentim ilk başta çok düşüktü belki de ondan ama baktığında, karşılaştırdığında bir Himalaya'nın yaptığı işi gayet yapıyor. Beni yolda bırakmadığı gerçekten sürmesi çok keyifli. Amortisörleri olsun, selesi birazcık belki daha rahat olmasını isterim.
uzun saatler boyunca da sürüş yaptım çünkü. Serisi birazcık daha rahat olabilir ama onun dışında sürüş konfor anlamında hakikaten çok güzeldi. Türkiye'ye geldikten sonra 4 valfli olanını denedim. Arasında farkları görebiliyorsun. Tork olarak birazcık daha fark var. Güç olarak birazcık daha fark var. Peki sen burada mesela 0 almak istesen, hı-hı, ikisi arasında bir tercih yapsan. Yani mesela 2 valfi Hindistan gibi bir yerde yüksek rakımlarda kullandın. Burada almak istesen, hani direkt 4 valfi düşünmeden alır mısın? Alırım. Direkt 4 valfi alırsın. Yani o aradaki fiyat farkına değeceğini söylüyorsun, değil mi? Aynen. Yani şu anda ben direkt yani net 4 valfi alalım abi. Salih, bir şey merak ediyorum ben de. Hani gittiğin yerler hep kırsal yerlerdi gördüğüm kadarıyla. Mesela yakıt veya menzil veya işte yakıt aldım, şurada da almam gerekiyor gibi bir planlama yapmanı gerektirdi mi hiç yolculuğun? Şöyle, şimdi gezeceğin rotayı öncesinden oluşturduğunda kilometresine zaten bakıyorsun. Bu motor 400 metrenin, yani bir depoyla ben 400 metrenin kilometrenin üzerinde yol yaptım. Çok iyi. Zaman zaman. Ki yüklü bir şekilde yaptın sen bunu. Tabii. Yüksek rakımlarda, yani zorlayıcı koşullarda tabii, bir de. Tabii, aynen. Yani sadece böyle düz asfalt yolda değil, off-road'da da. Tamamdır, çok pardon. Yüksek rakımlarda bile yine hani 400 kilometrenin üzerinde performans, aynen, yani yol menzil alabildin, gidebildin. Aynen. Ve çok rahat bir şekilde. Peki yüksek rakımlara çıktığın zaman böyle hani karbüratörlü motosikletlerde şunu yaşardık mesela, çekmeme, gitmeme gibi durumları ben çok yaşamışlığım var geçmişte. Çünkü ben de böyle arazi seven biriyim. Öyle bir problem yaşadın mı? Çünkü ciddi rakımlara çıktın. Şöyle, bir yolda kaldığım bir video var zaten. Onda da zaten bugünkü eğitimin güzelliklerinden bir tanesi. Hocamız gösterdi sağ olsun nasıl yolda kaldığında nasıl motoru çevirmen, ne yapman gerektiğiyle alakalı. Orada benim de aynı zamanda hani birazcık o anlamda cahiliyetimden kaynaklı. Aslında bunlar tecrübe. Tabii aynen ya, tecrübe. Yolda öğrendim bir nebze aslında. O rakımlarda güç düşüşünü kesinlikle hissettim. Bu arada hani övüyoruz sonuna kadar, çok seviyorum ama hissettim. Fakat yine de yolda bırakmadı yani. 5000 metrenin üzerinde, hatta özellikle bir yerde çok zorlandım. Böyle 20 kilometreyle bas 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 böyle gazı artık sonuna kadar basıyorum ama gitmiyor. 20'nin üzerine çıkmıyordu. Yavaş yavaş soğukta dona dona gittim böyle. Türkiye'de bu kadar soğukta rakım var mı ya? Türkiye'de o kadar rakım 5000 diyorsun. Sürüş. Ağrı Dağı falan 5000 kilometre. O da zirvesi. Zannetmiyorum. 5000 mi? 5000 zirvesi diye ben biliyorum. 5000 küsür zirve. Yani ben orada da zaten 2V ile 3800'lere çıktım. Hani birinci viteste ilerliyordu ama ikinci viteste mesela... Yok aynen. Birinci vitesi zorluyor. Değil mi? Zorluyordu. Abi. Evet. Yani bir nefes alamama durumu, evet, oluyordu. Sanki motor nefes alamıyor. Aynen. Oksijeni yeterince benzinle karıştırma hissiyatı oluyordu. Ama tabii ama bırakmıyor yani. Ama bırakmıyor. Evet. Bırakmıyor. Öyle de olsa. Ya ben şöyle bir tecrübemi de paylaşayım. Bir gün Bozcaada'ya gittim. Vapura bindim, karşıya geçtim. Ana lastiğim patlamış. Bir köpükle hallettim. Lastiği şişirdim, marşa bastım, aküm bitmiş. Yani genelde motosiklette aküden yolda kalmak gerçekten çok deli bir şey, sıkıntılı bir durum. Bana şey gibi, çağ dışı gibi geliyor. Yapın şu ayak marşını bütün motorlara, hani insanlar yani yolda kalıyor. Hiç şu kadar, yani akü bitmiş dedim ya, hiç sıkıntı yok. Hemen biliyorsun yani kickstart. Direkt ayak marşı yaptım. Ayak marşı, yani hatta 15 gün falan öyle gezdim. Hiçbir problem de yaşamadım. Ya pratikliği seviyorum açıkçası. Evet. Yani ergonomik olması, pratik olması güzel bence. Ya çünkü yolda konuda her kullanımı, türlü şey evet, kullanımı başına çok kolay. Mesela ben İstanbul gibi bir yerde bir keresinde Sirkeci'den Harem'e geçerken bir baktım adam skuterini eliyle itiyor. Dedim hani evet, ne oldu? Adam şey sordu bana, bu şey kablolarla bir elektrik verme takviye. Ondan sordu, yok dedim. Sonra neyse bindik vapura, şey hani benim aküyü söktük. 20 dakika içerisinde karşıya geçerken benim motordan aküyü söktük. Onun motoruna taktık, marş verdik, ondan sonra geri çalıştırdık. Hani adam bu kadar basit bir sebepten dolayı motorunu eliyle itmek evet, zorunda ki ayak marşı aslında direkt çözecek problemi. Hani evet, o gibi pratikliği olması da çok rahat ettiriyor. Ben Uludağ'da gece kaldığımda sabahın bir şekilde marş veremedim, yani beceremedim. Ayak marşıyla bastım, çalıştırdım, yoluma yani devam ettim. O kafa rahatlığı da güzel bir şey. Yani orası sakin, genelde de tenha kalan bir yer. Aynen, hani kimseye denk gelemeyeceğim belki de. Yani ben orada araçlarının aküsü bitip kalanları çok görmüşlüğüm var. Yani artık soğuktan mıdır, nemden midir bilemiyorum.
Ama ben hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Evet, o konuda pratikte de çok iyi. İşin rahat ediyor kesinlikle. Yani. Ki zaten Hint motorunun amacı da bir şekilde bu. Hani her şekilde bir şekilde yola devam edebiliyorum. Bence iyiydi. Bence de iyiydi ya. Konuştuk. Ben kadraj demiyorum, onu hiç bilmiyorum ya. Bakmadım mı hiç? Dur be. Var mıyım? Ay bir şey söyleyeceğim, hayır. Hiç mi yokum? Azıcıksın. Şu an... Evet. Şu görüntüyü dondurup şey yapacağım. Şöyle yapsaymışsın, gene üçümüz çıkarmışız. Abi dar kaldı ya. Ayaklı tripodu üşendim, koymadım. Masanın köşesinde takılı kaldı. Ya. Hero Motor Soner abi, hayırlı uçuşlar. Abi güzel fırladın ya, senden tek bir ricam var. Bu uçuşun muhabbeti çok geçiyor. Onun videosunu atarsan. Benim kask görüntüsü var işte. Dışarıdan bir görüntüsü olsa daha güzel olurdu da. O anda de... galiba ben çekmedim ya. O anda herkes ya. Başka bir şeye odaklanmıştı, biliyor musun? Aynen. Of, millet başka şeye odaklıydı. Belki çekmiş olabilirim. Bende de şey oldu, hani böyle bir kafayı çevirdim. Yukarıda birisi var, birden yok. O an işte bakmam lazım evde. Emin değilim ama. Yani olabilirsin, ama sen güzel uçtun. Evet. Bir yerinde bir şey yok inşallah. Hayır, yok yok. Sadece elim bileğim bir hafta incitmişim, ama sıkıntı yok. Çok geçmiş olsun abi. Peki şey nasıldı sürüş genel anlamıyla? Yani, az önce bahsettin birazcık. Eğlenceliydi. Da. Çok da eğiticiydi. Yani zaten ihtiyacım olan bir eğitimdi. Ya şimdi birkaç sefer daha gelmem lazım benim. Ne kadar süredir abi araziye çıkıyorsun peki? Vallahi işte bir geçen sizinle çıktığımız vardı. Onun dışında pek çıktığım yoktu işte, bir de bu. Yani peki şimdi... grupta mesela, yani biz sonuçta biraz daha az kişiydik bugün. Kaç? 8 kişiydik. Belki grupta olup sonuçta 2000 kişi varız. Hani araziye çıkma konusunda tedirgin olan insanlar olabilir. Hani o konuda fazla tecrübem yok dediğin için soruyorum. Hani hiç arazi tecrübesi olmayan birisi böyle bir aktiviteye sence katılabiliyor mu? Katıldığı zaman sence güvende hissedebiliyor mu? Uçma dışında. Ya şimdi bugünkü yaptığımız gibi bir eğitim, ben hani sürüş ben ilk defa yaptım zaten. Normalde ben hayatta bu şekilde süremem. Hani cesaret edemezdim. Ben başım bir eğitmen olduğu için hani böyle bir bu kadar hard kullandım. Biraz daha cesaret verdi. Evet, biraz daha. Peki hani... sence faydası oldu mu? Böyle bir eğitim bir daha olsa mesela katılmak ister miydin? Valla olursa, boşarı olsa katılmayı isterim yani. Olursa güzel olur. Evet, olursa güzel olur. Tamamdır abi, eyvallah. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Tamamdır. Geçmiş olsun. Doğru giderken şu market görmüş müydün?